Taha suresi 130. ayet için güneşin doğuş ve batışından önce namaz kıl tercümesi yapılmış. Şimdi burada verilen emir kesin olarak batmaya ve doğmaya yakın zamanlarda mı namaz kılmak? Yoksa doğma ve batma ihtimalini varsaydığımız vakitte de namaz kılarsak yani oluyor mu olmuyor mu bunu sormuş. Yani özellikle tam güneş doğmadan önce kabile tulu ve kabile gurubiya o vakitlerde mi kılınmalı? Çünkü bizde vakitler arası zamanlar genişçe bir süreyi kapsayabiliyor ve vakit girdiğinde değil de bazen iş güçten vaktin sonuna doğru kılıyoruz diye sorulmuş. Şimdi tabii bu e, burada sebbihle başlıyor, namaz kıl diye tercüme edilmesi yanlış değil de sebbih olduğu zaman farz namazdan nafile namaza girer işin içerisine. قَبْلَ <laughs> طُلْعُ Güneşin doğmasından önce e, Nebimizin biz sözü var bu konuda. Başladıysanız diyor. Yani güneş batma doğmadan önce ve batmadan önce namaza başladıysanız tamamlayın diyor. Şimdi orada o, 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 vakitte başlamış oluyorsunuz. Tabi o saate kadar bırakmak doğru değil ama hatta işte bir, 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 rekat tam kılarsan diyenler de vardır. Yani on, şeyden önce güneş batmadan önce Allahu Ekber diyerek ikinci namazına Güneş doğmadan önce Allahu Ekber diyerek sabah namazına başladıysa tamamdır. Bir de şunu şey yapın, bugün takvimlerde güneş doğdu dediği saatte güneş doğmaz. Mutlaka ondan en az 7 dakika bazen 10-15 dakika sonra bazı yerlerde yarım saati bile buluyor yani. Güneş doğdu diyor, daha henüz güneş doğduğu yok. Ama en az 7 dakika vardır. Akşam güneş battı dediği saatten de 7 dakika önce güneş batmış olur. Yani en az 7 dakika daha fazla olduğu zamanlarda vardır. Bunu da bilelim. Burada söylediğimiz gerçek doğuş ve gerçek batış. Gerçek doğuş ve gerçek batıştan önce namaza başlanırsa devam edilir.